Bayağı bizim için şey bir şey mevzu. Sıkıntılı mevzu. Şeysi değişmemekle beraber kapatıyoruz yine. Burçumu. Mevzu bir. Ben başlıyorum. Kapatacağım mı? Onun altını sildim. Yok problem değil. Oturması için, hırsızlığı olması için. Hatta... Bizim şey değerlerimiz. Tamam, ondan ayrılıyor. Bizde var mı? Yok. İşte baktım da ben bulamadım. Yok şey, bek var mı? Bek var. Peki, sizin beki çok... Ne geldi? Bol olsun adamı. Ne yaptı? Bizim sonuçlarımız çıktı. Yok ya o değil yani. Online isteniyorsa makine online. Ya online ayrı bir şey var. Sadece ama hafta boyunca çok şeyim var. Anladım. Cihazların zaten normal tarafları var. Sistemci şey senin tarzında yanmasın. Yazılımımız zaten şey ait. Kolojda kapatılsın. Benim yazılımın güncellemesini de falan yapıyor. İsterseniz bu yazılımla devam olarak güncellemesini ücretsiz güncellemesini. Thank you.
Yüzeyim şu. Tamam. Bunu da kapattıktan sonra tamam diyorsunuz, kalibrasyon bitti. Kalibrasyon bu kadar. Bundan sonraki ilk ölçüm size tabii başlamadan önce ilk olarak standart numunenizi ya da standartınızı söylemeniz gerekiyor. Cihaza tanımlamanız gerekiyor. Hangi standartı? Yani bir standartınız varsa. Hayır, mesela bizde standart yok. Her ürün kendi içinde. Hani tek standarttan değil de. Ha şimdi şöyle bir şey. Hep beyaz siyah kalibre ettikten sonra çıkan değerlere göre. Ha şöyle bir şey diyor. Yani standart yok çünkü ürün bozuluyor. Yok şöyle bir şey. Şöyle. Yani sadece siyahı biz siyah rengini. Siyah beyaz aralığında bütün numunelerimizi ölçersiniz. Çıkan sonuçları kendi içerisinde değerlendirirsiniz. Hani gıdar ne olacak? Zamanla hani rutubettir, tabii. Rengi değiştirdiği tabii için hani bir şey tutuyor. Evet, hani doğru. Mineral bir şey olsak sağlam kalır. Hani ya plastik bir tabii şey tabii. Olur. Ama şey gıda olur. Olduğu için bir standart belirleyemez. Standart tabii. Şey tutmaz. Bugün olur yani bozulur yani. Yani yok ne? beyazdan siyaha göre zaten bir renç belirlenir. Beyazdan siyah arasındaki bütün ürünü şey yaparsın. Numuneniz varsa. Şu, mesela şeyi ölçüyorum mesela. Hunter Lab'a göre farkını ölçüyorum mesela. Tamam. Şunu. Sorun şu, biz standart olarak bir tane almıştık. Örneğin bizim beyazı koyar mısın? Açık bırak. Şimdi ben bunu standart olarak, kendi beyazımızı standart olarak aldım. Şimdi bu artık benim standartım. Kaldıralım onu. Şimdi sizinkini koyalım. Tamam. Size göre. O ürüne göre yani şu tamam, an. Tamam. Yani o işte o zaten sample yani olarak kaydetti bunu. Hı-hı. Bu da aralarındaki farkı gösteriyor. Şimdi bana şu değerler lazım. Mesela 94, 12 ya da X değeri olarak lazım. Yani şu sizin şu bizde çıkan değerler. Mesela -1, 6, 33 yani çıkmış. 20, 180 çıkmış. İşte bu değerler. Mesela bir tane yeşil de var. Yeşil de var. Ha yeşil de var. Şimdi beyaza göre ölçüyor şu anda. Bizim kendi beyaz standartımıza, kalibrasyon standartımıza göre. Fark etmez. Şey, mevcut değerlerini her şekilde yani, gösterecek. Yani mevcut, yani bunun üzerine yazan değeri denk geliyor. Yani çünkü hani buradaki sıkıntı şey de kaynaklı. Hani biz yıllarca önce standardı bu cihaza göre oluşturduğumuz için, yani mesela Hunter Lab'a göre oluşturduğu için evet. Hunter Lab'a uzanda olan değer şey yapıyor, sıkıntı yapıyor. 49-45 52-12 mesela 26-51
15.05'miş mesela yeşillik olarak. Neredeyse. Bayağı farklı. Hani iki birimdir mesela insan gözünü algılayabileceği. İki birimden fazla fark görüyor. Hani İşte öyle bir şey var. Mesela bunun X, Y, Z olarak var mı? Sonuç veriyor mesela. Yani DAB değil de X, Y, Z olarak varsa. Yani belki yanlış şey üzerinden gidiyoruz. Sonuçları X, Y, Z, ha şeyden, pardon. Online'dan mesela arama. Ölçüm sonucu olarak. Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Şu RX, RY. Evet, o galiba. RZ mi? O mu? Bilmiyorum. Şunlar var. X 14-46, Y 20-25, Z 14-40. Bu herhalde. Galiba bu. Bu başka şey olmaz yani. RZ, R, X, R, Y, Z, R, Z olarak budur yani. Yani budur. Hesapladı. Ben de bir fotoğrafı çekeyim de karşılaştırayım. Tamam, biz de aynı katlardan alalım. Şimdi su bacak. Yağlıymış. Tabii hepsi yağlıdır. Bunu daha bir sene öncesine kadar Hindistan cevizinin yağsız olarak getirmemiz lazım. Yani. Yağsızı makbul, yağlısı. Yani yağlısı makbul, tadı yani yoksa direkt şey yani püspe gibi hiç şeysi olmuyor. Doğru. Hiçbir rengi tadı şey yok. Tadı tutan tadı da yağ zaten. Hindistan cevizi kakao yağı mı hani en yakın madem yağ olduğu için. Ama yağ olduğu sürece de Hindistan cevizi şey daha çok sararıyor. Ha. Bir daha öyle bir şey. Hani yağsız mesela şimdi hani böyle daha ucuz markalar var mesela. Onların da hani Hindistan cevizi kullanıyor. Görürsünüz çok beyazdır mesela. Hı hı. Ama onlar yağsız. Yağsız kalıyor olduğu için mesela renk de değiştirmiyor. Beyaz, evet, beyaz kalıyor. Yani, hani ama çok hani şey bir yapay bir beyaz yani, evet, fark ediliyor o. Hı hı. İşte bu bir de pahalı olan şeyler. Çok pahalı. Hani Hindistan cevizinin, evet, yağlısı. Yurt dışından mı alıyorsunuz? Türkiye. Tabii, ya biz Türk tedarikçi. Hindistan cevizini üreten şeyler, firmalar, hı hı, çok tedarikçilerine bağlı firmalar. Yani direkt mesela Türkiye distribütörleri var. Adamlar daha çok para verseniz de daha... Güzelim. Uçtu doyan. Hı hı.